Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Kurban Bayramımızın tüm taraftarlarımızın, camiamızı ve ülkemizin Kurban Bayramını kutluyorum. Herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. 2 haftalık değerlendirmeyi yaparsak lige başladığımızdan bugüne kadar Galatasaray maçı hepinizin bildiği gibi işte iyi başladık, öne geçtik. Sonuçta şanssız goller yiyerek belki puan almamız gereken maçı kaybettik. Ardından Alanyaspor deplasmanı iyi hazırlandık her zaman olduğu gibi. İyi mücadele ettik. İlk maça göre daha iyi bir duruş sergiledik. Fizik olarak da sahada daha iyi bir duruş sergiledik. Sonuçta taktik disipline bağlı bir şekilde oyuncuların verdiğim görevleri yerine gayet iyi getirdiler. Çok açılmadan kompakt bir şekilde rakibin karşısında iyi durduk ve maçı kazanmasını bildik. 2 haftalık periyotta şu an 3 puanımız var ve bu hafta tekrar kendi evimize Trabzonspor'la oynayacağız. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Özellikle Trabzon'un topla becerisi çok yüksek oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Bu kulvarda bu alanları nasıl iyi kapatabiliriz? Nasıl Trabzonspor maçında kendi evimizde puan ya da puanlardan ayrılabiliriz? Bunun planlamasını yapıyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu doğrultuda halen takımda bir iki yerde eksiklerimiz var. Kulübümüzün imkanları dahilinde bir iki tane daha oyuncu alabiliriz. Tabii imkanlarımız elverişli olursa bu oyuncuları alabiliriz. Alamazsak da transferi elimizdeki oyuncularla devreye kadar bu şekilde devam edeceğiz. Maçtan sonra kimseye izin veremedik. Sonuçta dini bayramımız Kurban Bayramı olsa dahi biz sorumluluklarımızı bilen insanlar olarak bu camiaya bir söz verdik. Ben ve ekibim ve futbolcuların cumartesi günü Trabzon maçının erken olduğunu düşünerekten maçtan sonra buraya geldik ve antrenman yaptık. Aramıza katılmayan yeni gelen arkadaşlarla da o gün burada akşam antrenman yaptık. Ve hiç durmadan şu ana kadar da çalışıyoruz. Trabzon maçına da en iyi şekilde hazırlanıp takımımızı Trabzonspor karşısında her zaman olduğu gibi iyi mücadele eden, kazanmak isteyen, kazanamıyorsa da en kötü maçtan 1 puan alarak bu haftayı da kapatmak istiyoruz. Şu ana kadar gelen arkadaşlarla birlikte aramızdan ayrılacak olan oyuncular olacak. Belki dediğim gibi bir iki tane, birkaç tane daha oyuncu, yerli yabancı katılabilir ama bunun değerlendirmesini işte başkanımız, yöneticilerimize oturup bir karar vereceğiz. Sorusu olan varsa başlayabiliriz. Hocam yeni arkadaşların durumu nedir? Beklediğiniz gibi çıktılar mı yoksa hala biraz zaman ihtiyacı var mı? Şimdi transfer şöyle bir şeydir. 10 tane oyuncu alırsınız. Bu dünyanın her yerinde böyledir yani. İşte Türkiye'de görüyorsunuz transfer yapmak çok zor ve zorlaştı. Yani bütün kulüpler oyuncu bulmakta zorlanıyor. Oyuncu almakta zorlanıyor. Yani bunu hepimiz siz de takdir edersiniz ki Türkiye'deki bu kur farkından dolayı kulüplerin ne kadar zor durumda olduğunu, eskisi gibi bu işleri kolay ve basit yapılamadığını hepimiz görmekte ve bilmekteyiz. Biz de bu şartlar altında kulübümüzün de ekonomisini sarsmayacak şekilde oyuncular aldık. Şimdi dediğim gibi yani yine 10 tane oyuncu alırsınız, bunun 6-7 tanesi istediğiniz gibi olursa siz transferde başarılı olmuş oluyorsunuz. Yani yarı yarıya olduğu zaman ortada olmuş oluyor. Sonuçta ayrı dilden, ayrı dinden, ayrı kültürden gelen insanlarla birlikte çalışacaksınız. Bu oyuncuların birlikteliğini sağlayabilmek, birbirlerine alışmaları, birbirlerinin kültürlerine saygı duymaları, Türkiye'deki futbol sert ve kaos bir futbol oynanıyor. Sisteme ayak uydurmaları, kendilerini tanıyarak birbirleriyle uyum sağlayabilmeleri ve lige adapte olmaları bir zamanla alakalı bir şey. Yani sonuçta insan yönetiyoruz. Dünyada en zor iş insan yönetmektir. Bir insanı da tanımak için futbolda minimum 6 aya ihtiyacınız vardır. Bir, karakter olarak, iki, oyun felsefesi olarak.
İnşallah biz de çok kısa bir zaman içerisinde transfer ettiğimiz oyuncularımızdan, arkadaşlarımızdan maksimum seviyede faydalanırız. En iyisini elde ederiz. Ankara Gücü'ne, camiamıza faydalı olurlar diye, olabilirler diye düşünüyorum. Ha, gelen arkadaşlar içinde hazır olanlar var. Daha tam hazır olmayanlar da var. Bunlarla ilgili de işte onun için izin vermedik. Hep beraber buraya geldik. Sürekli çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşların sürekli ekstra antrenmanları oluyor. Normal takım idmanlarından haricinde onlara mesela kimini salona alıyoruz kuvvete, kimini sürete alıyoruz, kimini dayanıyoruz. Yani çeşitli antrenman planlamasıyla onları ekstra antrenmanlarla takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan taktik antrenmanlarla da oyun felsefemizi onlara aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa bir zaman içerisinde hep beraber iyi bir uyumla Ankara Gücü'nü en iyi şekilde temsil ederiz diye düşünüyorum. Buyurun. Hocam, geçen sene ikinci yarı başında hiç yabancısız bir Ankara Gücü vardı. 3 maç ilk 11'de hiç yabancı yok. Şimdi Alanya maçı 7 yabancıydı. Yeni transferlerde devreye girince neredeyse 11 oyuncunun 11 yabancı olacak gibi bir kıvama geldi kadro. Kadro yolunu çok fazla yabancıya geçti. Ya olabilir. Şimdi Türkiye'de yerli oyuncunun sıkıntısını sadece biz değil, bütün kulüpler yaşıyor yani. Ben geçen toplantıda da söyledim size. Var mı iyi bir santrafor alacağınız Türk? Var mı? Var mı? Soruyorum sana. Yok. Vardı. Bir iki tane vardı. Almak istedik. Rakamlar çok yüksek. E nasıl olacak? Ne yapacağız? Değil mi? Yok, eleştiri manası. Yok, eleştiri anlamında demiyorum ben de. Ama bir yerde yani şartlar bir tarafa doğru itiyor sizi. İttiği zaman almasan olmuyor. Yani nasıl olacak? Nasıl çıkacağız işin içinden? Yani bazı kulüplerde öyle bir durum var ki 14'ün haricinde 4-5 tane de fazlalıkları var elinde. Onları göndermeye çalışıyor. Bizim çok şükür öyle bir durumumuz yok. Öyle bir duruma da düşmeyeceğiz inşallah. Yani biz 14 yabancı olsa biz en fazla 12-13 tane olacak elimizde. Bilmiyorum. Belki çünkü transferde gün gün demiyorum. Yani bir saat sonra ne olacağı belli olmuyor. Bir oyuncu bakıyorsunuz, karar değiştiriyor. Bakıyorsun olmuyor, öbürü ne yöneliyorsunuz. O ucuz olmuyor, pahalı gelirken bir şeyler oluyor. Yani onun için transfer çok, şu andaki dönemi çok oynaklık olan bir dönemdeyiz. Ama biz bu oynaklıklara kapılmadan sakin durup, sakinliğimizi koruyarak en doğru kararları vermeye çalışıyoruz. Yani biz de hata yapabiliriz. Bu olabilir. Transferin 10 futbolcu aldığınız, örnek veriyorum, onun da doğru çıkacağı, dünyanın hiçbirinde böyle bir şey yok. Bizim de hatalarımız tabii ki olacak ama bunları biz inşallah minimum hatalarla yaptığımızı görüp takımımıza başarılı olan oyuncuları inşallah en kısa zamanda monte edersek hep beraber bu işin en iyi şekilde üstesinden geleceğimizi tahmin ediyorum. Mücadele şeyi yani en azından 80 dakika devam ediyor yani bu önemli bir şeydir. Bir de sizin geçen seneden özellikle geldiği 3 tane vazgeçmediğiniz oyuncu da oynuyor. Onlar da takımda şu an şey Erdem, Arif ve İlhan. Bunlar da ellerinden gelen çabayı gözüküyor. Tabii yeni kadroda onların olduğunu transferde şey yapmadı. Şimdi Trabzon maçı çok önemli. Sizce Trabzon maçında zeminin durumu sizin futbolunuzu veya diğer yani Galatasaray'da etkilediği gibi yine burada da etkileyebilir mi? Bizi de etkiliyor. Bizi de etkiliyor. Yani zemini sorulur. Bizi de etkiliyor. Gelen takımları da etkiliyor yani gerçekten. Zor. En azından gelen takım kendi sahasında iyi oynuyor. Buradaki şey. Yani biz de etkileniyoruz. Siz de iyi oynayacaksınız, tabii. Bir şeyler üreteceksiniz ki rakibe üstünlük sağlayacaksınız. Her iki takım için de bu sahaların zeminleri iyi değil. Mesela Alanya'nın zemini mükemmel bir zemindi. Teşekkür ettik zaten. Hem Mesut Hoca hem ben maçtan sonra saha bakıcılarına, görevlilerine teşekkür ettik. Böyle bir zemini, böyle bir sahada bize futbol oynattıkları için diye. Yani çok karamsar bir durumda değiliz. Onu söyleyebilirim size. İyi çalışıyoruz. Sabırlı olmak lazım. Yine söylüyorum. Yine yeni kurulan bir takımız. Belki aynı şeyi hoca söyleyeceksiniz ama gerçek, realite ortada yani. Her sene yeni takım kuruyoruz. Her sene şampiyonla oynadığımız için inşallah bu sene ligde kalıcı oluruz. Başarılı oluruz da seneye bu kadar
bu cümleleri sarf etmeyiz. Hazır kurulan bir takım olur. İskelet bir kadromuz elimizde kalır. Birkaç nokta transferle daha hedeflerimizi büyüterek daha farklı şeyler konuşuruz diye düşünüyorum inşallah hep beraber. Sizler ne cevap geleceğini az buçuk tahmin ediyorum da şimdi transfer takım oturdu, aynı maçında güzel futbol vardı. Artık hedef sorma vakti geldi herhalde. Ligde kalma diyorduk, artık ligde kalmadan çok bir Avrupa hedefi koyuyor muyuz kendimize? Yok, şu anda ben çok büyük konuşmayı seven bir insan değilim. Yani herhangi bir hedef koyamadığınız zaman diyeceksiniz ki hoca böyle diyordun, ne oldu diyeceksiniz bana ilk söyleyeceğiniz. Onun için gerçekçi olalım, samimi olalım birbirimize karşı. Doğru olalım, dürüst olalım. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Ligde başarılı olmak için Ankara Gücü'ne yakışır bir şekilde. Önce başarılı olup yerimizin nerede olacağını ben de kestiremiyorum. Şimdi doğrusunu söylemem gerekiyorsa. İnşallah en iyi yerlerde oluruz diye tahmin ediyorum. Ve biz de bize güvenen insanları mahcup etmeden en güzel şekilde onları mutlu etmiş oluruz diye düşünüyorum. Hocam Trabzonspor'un son Sivasspor'un oynadığı maçta çok erken gelen goller. Maçın çok çabuk kopmasına sebep oldu. Genel itibariyle Trabzonspor'un çok daha tempolu bir oyun ortaya koyduğunu gördük. Bunun sebepleri Sivasspor'un da mutlaka hataları vardır ama bunun sebepleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen hafta mağlup olmuşlardı. Kendi saha ve seyirci avantajını kullanmak için önde baskılı başladılar. Tempolu başladılar. Sivasspor'da biraz geniş oynayan bir takım. Onlara istedikleri alanları bıraktılar. Bir iki tane de bireysel hatadan faydalanarak erken buldukları gollerle de sonuca gittiler. Ve ikinci yarıda zaten 65-70'ten sonra oyun normal temposu biraz düştü. Trabzon'da skoru koruma amaçlı maçı o şekilde tamamladı yani. Biz tabii öyle oynamayacağız. Yani bizim kendimize göre, her hafta rakibe göre farklı bir kompozisyon hazırlıyoruz. Farklı bir strateji üretiyoruz. Bu stratejiler üzerine antrenmanları planlıyoruz. Taktiksel çalışmalarımızı düzenliyoruz. Fiziksel antrenmanlarımızı da buna göre yapıyoruz. İnşallah biz de bu hafta kendi evimizde güzel bir mücadeleyle, güzel bir sonuçla ayrılırız diye düşünüyorum. Hocam, geçen sene bu haftalarda yine İlhan Parlak eleştirileri vardı. Siz sahip çıkmıştınız İlhan Parlak'a. İlk hafta yine bir İlhan Parlak eleştirileri başladı. Alanya maçını gösterdik. İlhan Parlak aslında takım vazgeçmez oyuncularından bir tanesi kıvamında. Yine aynı şeyi de düşünüyor musunuz İlhan'la ilgili? Ya şimdi... Bugün İlhan, yarın Ahmet, öbür gün Mehmet. Yani bunun sonu yok ki. İlhan gibi oyuncu var mı? Sağ açık oynuyor, sol açık oynuyor, 10 numara oynuyor, santrafor oynuyor, ön libero oynuyor, stoper oynuyor, sağ bek oynuyor. Böyle bir oyuncu nereden bulacaksınız ya? Mükemmel dürüst bir insan, mükemmel çalışıyor, mükemmel profesyonel bir çocuk, Türk oyuncusu, en ucuz maliyetli oyuncu. Yani son 3 maça bakın, 2 tane gol atmış. Sağda bakın, en çok koşan, en çok mücadele eden İlhan. Yani taraftarlarımızın bazıları belki memnun olmamayabilir ama ben çok memnunum. Çok mutluyum. Bu kadar dürüst, çalışkan, her mevkide oynayabilen. Yani nerede bulacaksınız böyle bir oyuncuyu? Bu kendi görüşü değil zaten. Yani olabilir, taraftarlarımız her oyuncuyu beğenmemeyebilir yani. Şimdi Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da, Galatasaray'da da bir sürü tartışmalı oyuncular var. Ama biz antrenörüz, bu oyuncularla yatıyoruz, bu oyuncularla kalkıyoruz. Bunun kararını biz vereceğiz. Şimdi taraftar tepki koydu, Alanya'da oynatmasaydık, İlhan oyun gol at, mağlup olsaydık ne olacaktı? Değil mi? Şimdi Bursa'ya bakıyorsunuz, atılan ilk golde İlhan'ın payı var. İkinci golü İlhan atıyor. Nasıl olacak şimdi? Olur mu böyle bir şey? Bu oyuncuları tanıyan biziz. Taraftarlarımız sabırlı olacaklar, futbolcularımızı destekleyecekler, saygılı olacaklar. Hep beraber bu iş bir ekip işi, taraftarımızla, futbolcusuyla, teknik heyetiyle, medyasıyla başarı böyle gelir. Onun için İlhan bizim her oyuncumuz gibi değerli oyuncularımızdan biri. Ha bu devamlı oynayacak anlamına gelmez, oynamayacak anlamına da gelmez. Sonuçta bizim 24-25 kişilik bir kadromuz var. Bu maç oynadı, gol attı. Belki Trabzon maçında oynamamayabilir. Belki sonradan girer. Ama dediğim gibi herkesin bu takıma destek olması lazım, sabırlı olması lazım.
bir geçiş sürecinden geçiyoruz. Geçiş sürecini yaşarken de bir şeyleri oturtmamız lazım. Oturturken de şimdi yeni gelen arkadaşlar var. Şimdi size soruyorum. Her gün aynı yatağında yatıyorsun eve gidince. Bu gece başka bir yatağa gittin, otel, yastık. Bir insan tedir değil mi? O yatağa, o odaya adapte olana kadar bir zaman diyorsun yani. Bir alışma evresi var bu işin. Yemek yiyoruz, sindirme sistemimiz var. Sonra emzirme sistemimiz var. Bu nasıl oluyor bu? Zamanla oluyor. En az 3-4 saat zaman geçecek ki o sindirim sistemimiz bunu emzirecek, sindirecek. Sonra emzirme sistemi var, enerjiye dönecek. Değil mi? Her şey zamanla alakalı bir şey. Onun için biraz da oyuncularımıza zaman lazım. İlhan da bizim gibi, her oyuncumuz gibi, o da değerli oyuncumuzdur. Merak etmesinler. Futbolcular, bizler, herkes çok çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadar zaten. Yapamazsak zaten olmuyor deriz yani. Hocam geçen sene duran toplarda gol attın. Bu sene yine başladı. Duran toplar herhalde takımın en güçlü yanı da bunlar oldu. Özellikle Fiener'den attığı toplar. Çalışıyoruz duran toplara da. Bu sene de yani inşallah geçen seneki gibi duran toplardan goller atarız diye düşünüyorum inşallah. Yani. Uğraşıyoruz yani, çalışıyoruz. Hocam idman sonrası yani sizin dışınızda özel çalışan futbolcular var mı? Yani idman bitiyor, siz gidiyorsunuz veya kalan var mı? Böyle kendi başına çalışıyor. Herkesin programı var. Yani antrenman çalışıyor. Öncesi ve antrenman sonrası herkesin bireysel antrenman planlaması var. Bazılarının başında hocalarımız duruyor. Bazıları zaten kendileri ne yapacağını biliyorlar. Öğretiyoruz. Kademe kademe, aşama aşama. Hepsi çalışıyor. O yönde bir sıkıntımız yok yani. Hocam belki çok erken bulmuş ama ilk iki hafta değerlendirirseniz ligin geneli itibariyle neler söylersiniz? Bence lig daha temposunu bulmadı. Çok düşük tempoda maçlar oynanıyor. Havaların sıcaklığı. 2. Topun oyunda az kalışı. 3. Kamp dönüşü, bütün takımlar ve oyuncularda hala bir yorgunluk var. Ağırlık var, o ağırlığı ve yorgunluğu üzerimizden atamadık. 3-4 hafta sonra bence daha hareketli, daha tempolu bir lig bizi bekliyor olacaktır diye tahmin ediyorum. Transferler de buna şey olabilir mi? Etki olabilir mi hocam? Yani bütün takımların hepsinde transfer futbolcu gidiyor, geliyor falan diyebiliyor mu futbolcu? Ya o da var. Ankara Gücü için değil. Bütün o da yani. Zaten baktığınız zaman şu anda bir hareketlilik var. Yani bir değişim var. Herkes kendine göre işte bir şeyleri arıyor, bir şeylerin değiştirmeye çalışıyor, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor diyelim, bir şeyleri oturtmaya çalışıyor, bir şeyleri yeniden yapılandırmaya çalışıyor yani diyelim bunun adına. Onun için bu geçiş sürecini iyi yapan takımlar ileriki süreçte birazcık daha avantajlı olacaklar diye düşünüyorum, tahmin ediyorum yani. Onun için inşallah biz de bu geçiş sürecini, yani yeniden bir yapılanma diyelim biz kendi adımıza. İleriki haftalarda orta ve uzun vadede biz de iyi olan takımlardan biri olabiliriz ya da olalım diye inşallah bizim lehimiz olur diye düşünüyorum. Siz de rahatladınız mı hocam? Transfer edersiniz. Yok. Bizde iş bitmez. Bizde iş bitmez. Biz gece gündüz uyumuyoruz. Buradayız. Yani transferler bitse dahi futbolcu dediğim gibi antrenmanını yapar, dinlenir, çeker gider ama biz gece yarısına kadar 7 tane, 8 tane antrenörle çalışırız. Analizlerimiz bitmez, rakibi izleriz, maçları izleriz. Bizde plan bitmez, çalışmak bitmez, stres bitmez yani bizde. İnşallah dediğim gibi iyi olur yani. Hocanın bir şeyi var, rahatsızlığı var. Bizim kulüp doktorlarına falan da gösterdik, çözüm bulamadılar, çare bulamadılar. Tıpta karşılığı yok, çalışamadık. Kampa gidiyoruz, çalışma. Ya maça gidiyoruz, soyunma odasının önünde bir görmenizi isterim yani. Orada aynı şekilde çalışma. Yıllarını da getirdiği artık alışkanlığı. Hocam, Alejandro'nun sistemi çok önemli. Alejandro düzeldi, normal idmanlara çıkıyor. Başladı iki gündür. Alejandro bir şanssızlık da yaşıyoruz. Yani kendi Kaan'la çarpmışlar antrenmanda. Kuyruk sokumunda bir problem vardı ama düzeldi. 2-3 gündür, 2 gündür takım antrenmanlarına başladı. Duruma göre bu hafta belki kadroya alma durumumuz olabilir Alihan'ın. Putsilo'nun bir iki haftası daha var. Çünkü onun Erzurum'da bir darbe aldı o tendonla. En yani sıkıntılı yer.
tendon bölgesini. Orada bir zedelenme olmuş. Allah korusun. Yani orası kopsa 7-8 ay zaten futbol oynayamıyorsunuz. O çocuğun da şanssızlığı yani bir türlü tam toparlığı bir şey olacak. Bir antrenmanda darbeden dolayı. Ama her geçen gün iyiye gidiyor. Zannediyorum 1-2 hafta sonra o da normal takım antrenmanlarına başlar diye düşünüyorum. Yok şu anda bir eksiğimiz yok çok şükür yani. Bir Huma ceza alıyorsunuz. Tekme çıkıyor. Tekme çıkıyor. Tekme çıkıyor. Var mı başka sorunuz arkadaşlar? Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Ayağınıza sağlık. İyi bayramlar diliyorum. Tamam.